Türk Silahlı Kuvvetleri affedin. Sıcak çatışmalar buradan. Türkiye Büyük Millet Meclisi yani Gazi. Şu anda bizim de hissettiğimiz bir... Ulusal Kanal Haber Merkezi'nden iyi akşamlar. Bugün 16 Ocak 2019 Çarşamba. Ulusal Kanal ve 100.8 frekansından yayın yapan Ulusal Radyo ortak yayınında ana haber bülteniyle karşınızdayız. Amerikan Başkanı Trump Twitter'dan hem Türkiye'yi tehdit etti hem Fırat'ın doğusunda 32 kilometre derinliğinde güvenli bölge önerisi yaptı. Güvenli bölgeye Erdoğan yönetimi onay veriyor. Ancak Ankara ile Washington'ın güvenli bölgeye yüklediği anlamlar farklı. Türkiye PYD-YPG'nin olmadığı bir güvenli bölge istiyor. Amerika ise Fırat'ın doğusundaki PYD yapılanmasını güvence altına alma arayışında. Türkiye konuyu Astana'daki ortaklarıyla ele alarak hamle yapacak. Ateş! 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 Türkiye'nin Fırat'ın doğusundaki PKK-PYD varlığını ortadan kaldırma kararlılığı üzerine Amerika güvenli bölge önerisini gündeme getirdi. Türkiye ile Amerika'nın güvenli bölgeleri farklı. PKK-YPG'yi güvence altına alacak bir formülü Türkiye'ye dayatmaya çalışıyor. Ama Türkiye bu dayatmayı kabul etmiyor. Ya YPG böyle bir projenin içerisinde yer alabilir mi? Bunlar terörist. Batı Asya uzmanı gazeteci Fikret Akfırat'a göre Amerika'nın amacı çekilirken terör örgütü PYD-YPG'yi güvence altına almak. Suriye sınırı boyunca belli bir hatta, belli bir derinlikte ortak askeri kontrol sağlaması şeklinde tarif edilen bir Amerikan planı mevcut. Bunun amacı da Suriye'nin kuzeydoğusundaki PYD yapılanmasını Amerikan askeri desteğini yine koruyarak güvence altına almak. Türkiye'nin böyle bir planı kabul etmesi mümkün değil. Güvenli bölgeyi teröristleri terk edebilir miyiz? Türkiye, Amerika'nın planını kabul etmiyor. Ankara, Fırat Kalkanı modelini Fırat'ın doğusunda hayata geçirmeye hedefliyor. Türkiye'nin güvenli bölgesi denilen güvenli bölge, işte o Fırat Kalkanı ve Zeytin Dalı harekatlarıyla yapıldığı gibi bir güvenli bölge uygulaması. PKK, PYD ve diğer terör örgütlerinin, yani IŞİD'in, El Nusra'nın olmadığı, Suriyelilerin yerleştirileceği güvenli bölgeler. Amerika çekilirken Türkiye ile Suriye'yi karşı karşıya getirmeye çalışıyor. Gazeteci Fikret Akfırat bu tehlikeye dikkat çekti ve Türkiye'nin Suriye ile eş güdümünün önemine vurgu yaptı. Türkiye ile Suriye'yi karşı karşıya getirmeye çalışıyor. Şu anda yapmaya çalıştığı şey bu Amerika'nın, ama bence bunu gerçekleştirebilecek güce sahip değil. Çünkü Türkiye Fırat'ın doğusundaki PKK-YPG yapılanmasını ortadan kaldıracak kararlılığını ilan etti ve aynı zamanda bunu Rusya ve İran'daki ortaklarıyla da eş güdüm içinde yapmayı ortaklarına kabul ettirmiş durumda. Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan PKK-PYD'siz güvenli bölge önerisini Astana ortaklarının önüne koyacak. Çözüm adımı bölge ülkeleriyle atılacak. Yani bu sürecin içerisine, çünkü Astana süreci de ilave edilebilir. Bunlar da değerlendirilebilir. Bu süreç kaçınılmaz olarak Astana'ya gidecek. Çünkü Astana Türkiye için, Türkiye'nin ulusal güvenlik çıkarları için yaşamsal. Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov, Fırat'ın doğusunda güvenli bölge teklifini değerlendirdi. Rusya'nın bölgedeki tüm tarafların güvenliğini gözeteceğini söyleyen Lavrov, Erdoğan-Putin zirvesine ilişkin bilgi verdi. Fırat'ın doğusunda Amerika'nın önerdiği, Ankara'nın sıcak baktığı güvenli bölge için Rusya'dan açıklama geldi. Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Moskova'da yıllık basın toplantısı düzenledi, 2018 yılını değerlendirdi. Lavrov'a sorulan ilk sorulardan biri, Amerika Başkanı Donald Trump'ın Twitter'dan yaptığı güvenli bölge açıklaması oldu. Türkiye dahil Suriye'nin komşuları ve tüm tarafların güvenliğini ve çıkarlarını gözeteceğiz. Suriye'nin toprak bütünlüğüne vurgu yapan Rus bakan Astana'ya işaret etti. Bu konu elbette Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın bir sonraki müzakereler için gelişinde Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'le ele alınacak. Ancak tekrar etmek isterim ki burada ana amaç Amerika, Türkiye ve Rusya dahil Birleşmiş Milletler'in tüm üyeleri tarafından imzalanan Suriye'nin toprak bütünlüğünün sağlanması.
Rusya Dışişleri Bakanı, Türkiye ve Rusya liderlerinin bir araya geleceği zirveyle ilgili de konuştu. Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Rusya Devlet Başkanı Putin'in ana gündemi İdlib olacak. Lavrov, iki liderin çatışmasızlık bölgesi ilan edilen İdlib'i ve bölgede faaliyet gösteren grupların son durumunu ele alacağını söyledi. Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler, Amerikalı mevkidaşı Danforth'ta Brüksel'deki NATO karargahında görüştü. Kritik görüşme 1 saat sürdü. Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler, Amerikan Genelkurmay Başkanı Danforth'ta bir araya geldi. Brüksel'deki NATO karargahında gerçekleşen kritik görüşme 1 saat sürdü. Toplantı basına kapalı yapıldı. Dün Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Güler ve Danforth'ın bir araya gelerek Suriye'deki işbirliğini ve güvenli bölge konularını ele alacaklarını duyurmuştu. İkili en son 8 Ocak'ta Danforth'ın Türkiye ziyareti kapsamında Ankara'da bir araya gelmişti. Suriye'nin Manbij kentinde patlayıcı yüklü yelekte saldırı düzenlendi. Patlamada 12 kişi hayatını kaybetti. Ölenler arasında Amerikan askerleri de bulunuyor. Terör örgütü PKK-PYD'nin işgalindeki Manbij'de Amerikan askerlerinin bulunduğu bölgede patlama oldu. Patlama sırasında devriye faaliyeti yapan Amerikan askerlerinden 4'ü öldü yönünde iddialar ön plana çıktı. Yerel kaynaklardan alınan bilgiye göre patlayıcı yüklü yelekte düzenlenen Manbij'deki patlamada 12 kişi hayatını kaybetti, ondan fazla kişi de yaralandı. Amerikan ordusu yaralı askerlerini CENTCOM'a ait helikopterle tahliye etti. Terör örgütü IŞİD saldırıyı kendisinin düzenlediğini öne sürdü. Manbij'deki patlamayla ilgili Amerika'dan da bir açıklama geldi. Amerikalı bir yetkili saldırıda 4 Amerikan askerinin öldüğünü, 3 Amerikan askerinin de yaralandığını duyurdu. Halep'in Manbij ilçesi Ağustos 2016'dan bu yana PYD-YPG'nin işgalinde bulunuyor. Amerika ilçenin IŞİD'den temizlenmesinin ardından PYD'nin de ilçeyi terk edeceği sözünü vermişti. Washington yönetimi taahhüdünü yerine getirmezken Türkiye ve Amerika 2018'in Haziran ayında Manbij yol haritasında uzlaşmıştı. Türk Silahlı Kuvvetleri'nin operasyonlarıyla sona yaklaşan bölücü terör örgütünde çözülme hız kazandı. Arananlar listesinde gri kategoride bulunan terörist Rıdvan Ertaş, Şırnak'ta güvenlik güçlerine teslim oldu. Bölücü terör örgütü PKK'nın sözde üst düzey yöneticileri kaybedeceklerini anlayınca teslim olma yolunu seçti. Gri listedeki PKK'lı güvenlik güçlerine sığındı. Şırnak Valiliği konuyla ilgili açıklama yaptı. Terörden arananlar listesinde yer alan terörist Rıdvan Ertaş, Habur sınır kapısında teslim oldu. PKK'lı Ertaş 300 bin lira ödülle aranıyordu. Irak ve Suriye kırsalında silahlı faaliyet yürüten Ertaş'ın PKK'ya Diyarbakır'da katıldığı öğrenildi. Valilik PKK mensuplarının deşifre edilmesine yönelik çalışmaların devam ettiğini belirtti. İçişleri Bakanlığı, sivilleri hedef alan bölücü terör örgütü PKK saldırılarının bilançosunu açıkladı. 2018 yılında bölücü terör örgütünün saldırılarında 11 aylık Bedirhan bebek dahil 27 sivil hayatını kaybetti. İşte terör örgütünün gerçek yüzünden bir kesit. En büyük zararı bölge halkına veren PKK, ayrım gözetmeksizin sivilleri hedef alıyor. İçişleri Bakanlığı 2018 yılında bölücü terör örgütünün saldırılarında 27 vatandaşın hayatını kaybettiğini açıkladı. Bu terörleri bitmesini istiyoruz. Çünkü katliam yaptılar onlar. PKK'nın Güneydoğu illerinde döşediği bombalar can aldı. Boş arazide oynayan çocuklar teröristlerin el yapımı patlayıcıları nedeniyle canından oldu.
Katledilen siviller arasında bebekler de var. 11 aylık Bedirhan Mustafa Karakaya onlardan biri. Karakaya, Hakkari üs bölgesinde asker babasını annesiyle ziyaret ettikten sonra dönüş yolunda teröristlerin saldırısında hayata gözlerini yummuştu. İki canımız vardı. İkisini de vatan için feda ettik. Terör örgütü kendilerine yardım etmeyi kabul etmeyen bölge halkını da hedef tahtasına oturttu. Ağrı'da Türkmen köyünde bakkallık yapan Mevlüt Bengi teröristler tarafından infaz edilmişti. Teröristlerin hareketlerini güvenlik güçlerine ihbar eden vatandaşlar da yine benzer saldırılarda hayatını kaybetmişti. Bölücü terör örgütünün saldırılarında şehit olan tüm vatandaşlarımıza Yüce Allah'tan rahmet diliyoruz bir kez daha. Ve bir başka şehidimiz. Batman'da bugün PKK saldırısında şehit olan Aybüke öğretmenin davası görüldü. 5 terörist 18'er yıl hapis cezasına çarptırıldı. Batman'da müzik öğretmeni Şenay Aybüke Yalçın'ın şehit olduğu saldırıyla ilgili sanıklar hakim karşısına çıktı. Dava Batman 3. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görüldü. Savcı mütalaasını okudu. Tutuklu yargılanan sanıkların teröristlerle uyumlu hareket ettiğini, bomba düzeneğini önceden hazırlayıp saldırıyı gerçekleştirdiğini belirtti. Mahkeme 5 sanığın terör örgütüne silah sağlamak suçundan 18'er yıl hapis cezasına çarptırılmasına ve tutukluluk hallerinin devamına karar verdi. Duruşmada pişmanlıklarını belirten bir tutum ve davranış göstermedikleri gerekçesiyle sanıkların cezasında indirim yapılmadı. Aybüke öğretmen 9 Haziran 2016'da Batman Belediye Başkanı Veysel Işık'ın aracına yönelik PKK saldırısında kurşunların hedefi olmuştu. İngiltere'de Theresa May başkanlığındaki hükümetin Avrupa Birliği ile yaptığı ayrılık anlaşması avam kamerasında reddedildi. 202'ye karşı 432 oyla reddedilen anlaşma Başbakan May'in de koltuğunu sallandırıyor. May adına büyük bir bozgun olarak değerlendirilen bu sonuç erken genel seçim çağrılarını beraberinde getirdi. İngiltere'nin Avrupa Birliği'nden ayrılma anlaşması reddedildi. Çanlar Başbakan Theresa May için çalmaya başladı. Theresa May başkanlığındaki hükümetin Avrupa Birliği ile imzaladığı ayrılık anlaşmasının avam kamerasında reddedilmesi adada büyük bir kaosa neden oldu. Başbakan May'in liderliğindeki Muhafazakar Parti'nin ciddi bir fire verdiği oylamada anlaşma 202'ye karşı 432 oyla reddedildi. Ana muhalefetteki İşçi Partisi'nin lideri Jeremy Corbyn, anlaşmanın reddedilmesinin erken genel seçimin işareti olduğunu vurguladı. Ulusal Kanal'ın Muhafazakar Parti'ye yakın kaynaklardan edindiği bilgilere göre, Başbakan Theresa May'in önümüzdeki süreçte liderlikten çekilmesi gündemde. Hem Muhafazakar Parti içindeki muhalefetten hem parlamentoda grubuna hakim olamamaktan rahatsız olan May'in mecliste yapılacak güven oyu oylamasında istediğini alamazsa istifa edeceği tahmin ediliyor. Theresa May hükümetinin hazırladığı Brexit anlaşmasında en çok tepki çeken unsur, Avrupa Birliği'nden ayrılmanın ardından Kuzey İrlanda'nın statüsünün ne olacağı konusuydu. Anlaşmazlık yaratan madde, İngiltere'nin bir parçası olan Kuzey İrlanda bölgesinin Avrupa Birliği üyesi olan İrlanda Cumhuriyeti ile arasında sınır ve gümrük kontrolü olmamasını öngörüyordu. Başbakan Theresa May yaptığı son açıklamada anlaşmada sıkıntı oluşturan maddenin alternatif bir çıkış planı olması durumunda gündeme alınacağını, Birleşik Krallık'ın 29 Mart 2019 tarihi itibariyle Avrupa Birliği'nden ayrılacağını söyledi. Ulusal Kanal'a Brexit sonrası özel demeç veren İrlanda'nın Ankara Büyükelçisi Brandon Ward, Kuzey İrlanda halkının yanında olduklarını, gerekirse İrlanda adasının bütünleşebileceğini söylemişti. Birleşik Krallık'a bağlı bölgeler olan İskoçya ve Kuzey İrlanda'da halkın büyük kısmı Avrupa Birliği'nde kalmak istiyor. İngiltere'de yaşanan bu son durumu görüşmek üzere Londra'ya döneceğiz. Karşımızda Aydınlık Gazetesi Londra muhabiri Mustafa Mersinoğlu var.
Sayın Mersinoğlu, iyi akşamlar, hoş geldiniz ana haber bültenimize. Haberimizde az önce İngiltere'de yaşanan bu oylamayla ilgili detayları ilettik. Acaba bu habere ek yeni gelişmeler oldu mu? İngiltere'de bir erken seçim havası oluşmaya başladı şimdiden. Taraflar bu konuda neler söylüyor? Sayın Mersinoğlu. Sayın Mersinoğlu, beni duyabiliyor musunuz? İngiltere'de beklenmedik bir olay yaşandı. O olay Avrupa Birliği'nden ayrılma kararıydı. Avam kamerasında enteresan bir oylama sonucu karşımıza çıktı. Aslında bu bizim değil, tüm dünyanın karşısına çıktı. İngiltere Başbakanı'nın koltuğu sallanıyor mu? Theresa May yaptığı son açıklamada 29 Mart itibariyle İngiltere'nin Avrupa Birliği'nden tamamen ayrılacağını söyledi. Peki bu durum ülkede nasıl yankılanıyor? Ne gibi tartışmalar yaşanıyor? Bunu Aydınlık Gazetesi Londra muhabiri Mustafa Mersinoğlu ile konuşacağız. Ufak bir teknik sıkıntı nedeniyle birazdan tekrar kendisine bağlanacağız sevgili seyirciler. Atatürkçü ilerici kimliğiyle tanınan öğretmen Cemil Kılıç, Akit gazetesi hedef gösterdi. Milli Eğitim Bakanlığı ise görevden aldı. Bakanlığın görevden alma kararı İstanbul İl Milli Eğitim Müdürlüğü önünde protesto edildi. Cemil Kılıç tehdit edildiğini, can güvenliğinin olmadığını söyledi. İyi bir şekilde ölümle, öldürülmekle tehdit ediliyorum. Milli Eğitim Bakanlığı'nı buradan uyarıyoruz. Ya Milli Eğitim Bakanlığı'nı kendiniz yönetin ya da o koltuklardan bir an önce çekilin. Akit gazetesinin hedef gösterdiği din kültürü ve ahlak bilgisi öğretmeni Cemil Kılıç'ın görevden alınmasına tepkiler büyüyor. Cemil öğretmen yalnız değildi. Bugün bu tarih yine Taraf ve Zaman gazetesi gibi ülkemizde yeniden ortaya çıkan tetikçi bir başka gazetenin sendika üyemiz hakkında talimat verdiği ve bu talimatın yine hükümet tarafından, Milli Eğitim Bakanlığı tarafından emir telakki edildiği tarih. İstanbul Milli Eğitim Müdürlüğü önünde protesto gösterisi yapan Eğitim İş Sendikası üyeleri ve vatandaşlar Cemil Kılıç'ın görevine iade edilmesini istedi. Cemil Kılıç ölüm tehditleri aldığını söyledi, devletin kendisini koruması gerektiğini belirtti. Onların hedef göstermesiyle özellikle sosyal medyada çok aleni bir şekilde ölümle, öldürülmekle tehdit ediliyorum. Başkaca bir takım tehditler de sıralanıyor. Dolayısıyla ben bu noktada devletimizin bizim hakkımızda soruşturma açmasını, bizi açığa almasını, görevden uzaklaştırmasını değil, bizim güvenliğimizi artırmasını beklerdik. Basın açıklamasını okuyan Eğitim İş Genel Başkanı Orhan Yıldırım, Cemil Kılıç görevine iade edilene kadar mücadeleye devam edeceklerini söyledi. Biz bunun altında kalmayız. Bunun altında kalacak olan bilsinler ki bu tezgahı, bu kumpası düzenleyen satılık kalemler ve bunlardan talimat alanlar olacaktır. Cemil Kılıç yalnız değildi. Cemil Kılıç yalnız değildi. Cuma günü okullar yarı yıl tatiline girecek. Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk tatil mesajı verdi. Bakan Selçuk öğrencilerin ödev yapmaya zorlanmaması gerektiğinin altını çizdi. Bu 15 günlük süre çocukların dinleneceği, uyuyacağı, bol bol kendi istedikleri gibi vakit geçireceği bir dönem. 2018-2019 eğitim ve öğretim yılının birinci dönemi Cuma günü sona erecek. Öğrenciler tatile girecek. Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk ara tatille ilgili mesaj verdi. Çocuklara tatilde ders çalışmaları konusunda baskı yapılmaması gerektiğini belirtti. Çok net olarak ebeveynlerin çocuklarının ara tatilde ders çalışması konusunda baskı yapmaması beklenir, bekliyoruz. Bakan Ziya Selçuk, çocukların ilgi alanlarına dikkat edilmesi gerekir dedi. Anne babalar lütfen zorlamasınlar çocuklarımızı. Burada çocuk zorlanmasın anlamında söylemek istemiyorum. Çocuk ilgili ve yetenekli olduğu alanda zorlanmalı. Ben zorlanmayı desteklerim. Ama ilgisinin olmadığı, çocuğun kendisini o alanda yetenekli hissetmediği bir durum varsa da
zorlamak artık çok olumsuz bir takım neticelere yol açabilir. Eğitim İş İstanbul 4 No'lu Şube Başkanı Zekeriya Çakmak da Bakan Selçuk'un açıklamalarını destekledi. Bunu değerlendirmek gerekiyor. Yani çocuklar sabahları uyusunlar, oynasınlar, sokakta dolaşsınlar. Bu çocukların en doğal hakkı. Yani bu 15 günlük süre çocukların dinlenmesi gereken bir süre. Londra'ya döneceğiz. Tekrar karşımızda Aydınlık Gazetesi Londra muhabiri Mustafa Mersinoğlu var. Sayın Mersinoğlu, iyi akşamlar. İyi akşamlar. Bugün Brexit konusunda bir karar çıktı. O karar İngiltere'de nasıl yankılandı? Siyasi kanatlardan ne gibi açıklamalar ve tepkiler var? İngilizler bu konuda ne düşünüyor? Detayları paylaşabilir misiniz? Evet, İngiltere'de çok tarihinde görülmemiş. Hatta dün akşam oylamadan sonra 1920'de dediler. Fakat bugün muhalefet partisi başkanı düzeltti. Şakayla karışık dedi. Aslında hiç görülmemiş bir şekilde hükümet verdiği önergeyi, yani çıkma önergesini, çıkma planını geçiremedi. Büyük, sizin haberlerinizde söylediğiniz gibi büyük bir farkla kaybettiler. Bunun üzerine muhalefet partisi başkanı güven oylamasına çağırdı ve tabii burada halk çok çeşitli şekillerde bölünmüş vaziyette ve tabii İrlanda, İskoçya, Galler ve hepsinin temsilcileri partide ve İrlanda'da da tabii birleşik kalmak isteyen Demokrat Birleşik Partisi hükümeti şu anda onlar ayakta tutuyor zaten dışarıdan destekleyerek. Ve herkes ilk defa diyorlar, her kafadan bir ses çıkıyor. İngiliz Anayasası yok yazılı, fakat bir kriz gibi bir durum olarak görülüyor. Halkın çoğu artık ne olacaksa olsun diyor. Çünkü ekonomiyi çok kötü şekilde etkiliyor. Çıkmasının çok kötü olacağını söyleyenlere karşı taraf, hayır korkutuyorsunuz, korku şeyi basıyorsunuz. Fakat her halükarda ekonomiye çok etkiliyor günden güne ve denemeler yapıyorlar. Hatta deneme yaptılar. Gelmezse Avrupa'dan malzemeler ne olacak diye boş kamyonları dolaştırdılar. Tabii bunlar da ve 4 milyar ayırmışlar bu eğer... En büyük korkuları her tarafın, herkesin, çoğunluğun, yani büyük çoğunluğun, çok küçük bir çoğunluk dışında düzenli olmadan çıkmak. Yani bu anlaşma olmadan çıkmak. Bu da 29 Mart'ta olacak eğer olursa. Bunun ertelenmesini isteyenler var. Tekrar halk oylaması isteyenler var. Ve tabii bu akşam birkaç saat sonra güven oylaması olacak. Büyük bir ihtimalle de geçmeyecek. Fakat bu bir nevi başlangıç oluyor buradaki sisteme göre. Geçse bile aslında hükümetin hemen karşı tarafa verilmesi de söz konusu değil. Acaba kurarlar mı, kurabilirler mi? 14 gün içinde tekrar bir oylama daha olabilir. Yani çok tarihi bir dönemi İngiltere'nin ve halk da çok bölünmüş durumda. Ailelere kadar çok farklı düşünenler var. Bu şekilde bir atmosfer oluştu. Şimdi de artık halkın çoğunluğu ne olacaksa olsun, işte dananın kuyruğu kopacaksa kopsun diye düşünüyor ama herhangi bir kesin bir sonuç belli değil. Güven oylamasından sonra bile belli olmayacak. Parlamento bugün, dün saatlerle, bugün saatlerle tartışıyorlar. Şu anda büyük bir heyecanla parlamentoda tartışılıyor. Dışarısı festival gibiymiş. İki taraftarlar dışarıda parlamentonun bir nevi protesto, bir nevi şey olarak, destek olarak hareketli bir durum var İngiltere'de. İngiltere siyaseti canlandı ve tabii seçimler olursa daha da, seçimlere doğru giderse daha da ilginç olacak. Çünkü çok büyük bir etkisi var. Hem İngiltere'nin dağılma durumu var. Yani şu şekilde İskoçya, İrlanda, hatta Galler'de de tabii değişik şeyler oluşuyor. Bu şekilde durum, vaziyet.
bir sorunuz var mı? Şunu soracaktım. İrlanda, özellikle o bölgeye soracaktım. İrlandalılar ne düşünüyor? Kuzey İrlanda'dan gelen bir açıklama var diye soracaktım. Kısaca bahsettiniz, biraz detaylandırma imkanınız var mı? Bunu İngiltere'nin parçalanması ifadesiyle birlikte kullandınız. Şu şekilde, şimdi tam sizden görüşmeden evvel ben bugün devamlı sadece parlamento yayını değil, normal haberlerde artık parlamentoyu tamamen devamlı veriyorlar şu anda. Çünkü o kadar önemli bir gelişme. Evet. Orada İskoç Milli Partisi'nin başkanı dedi, bizim bakın dedi, biz çıkmamaya oy vermiştik. 2014'te referandum yapıldı ayrılma üzerine İskoçya'nın. Çıkmamışlardı. Fakat dedi, biz bunu şu şartla vermiştik dedi. Maddi şartlar değişirse çıkabiliriz. Şimdi dedi, biz %68 İskoçya'nın Avrupa Birliği'nde kalmak istiyor. Fakat siz bize sormadan çıkıyorsunuz. Bunu başbakana ve hükümete şu anki iletiyor tabii bu. Eğer böyle yaparsanız biz de çıkma hakkımızı elde ederiz. Tekrar referandum yaparız dedi. O İskoçya'nın çıkma durumu böyle. İrlanda'da zaten Kuzey İrlanda'da ki bu Birleşik İrlanda'yı birleşik tutmak isteyen İngiltere ile parti zaten şeyi destekliyor, hükümeti destekliyor. Fakat bu dünkü oylamada desteklemediler çünkü onlar da bu anlaşmadan taraftar değiller. Sınırların konması ve onların da riske girmesi ve sonu belirsiz bir düzene geçmeleri, yani çünkü belli bir anlaşmada yok, bunu arka bir planda bir ek eklediler. Bunu da zaten diyorlar, Avrupa kabul etmedikçe bir şey değiştiremeyiz. Bu şekilde bir, yani zıtlaşma içindeler. Herhangi bir kesin bir şeye varamıyorlar. O yüzden seçime gitme durumu var. Onu da tabii hükümet şu anda istemiyor. Bir de burada yeni birkaç yıl önce bir kanun geçirdiler. Parlamentonun belli sürelerde oylanması, 5 yıl diye kodular. Onu bir kanuna geçirdiler. O kanun değişmesi lazım tekrar seçime gidilmesi için. Yani çok karmaşa bir İngiltere tarihinde karmaşa bir durum oluştu politik olarak. Ve tabii en büyük sorunlardan biri de bu İrlanda'daki barışın zedelenmesi korkusu da var tabii ki. Son olarak da şunu sormak istiyorum. Şimdi bu Brexit oylamasından çıkan karar Theresa May'in koltuğunu sallamaya başladı deniliyor. Böyle yorumlar yapılıyor. Bir de İngiltere'de sarı yelekliler, bir başka ifadeyle sarı ceketliler eylemleri baş göstermeye başladı. Bu Brexit yanlısı mı bu sarı ceketliler? Bu da bu eylemlerde May'i de etkiliyor mu? Yok, şimdi o büyük bir şekilde bir öyle sarı yelekliler, küçük bir sarı yelekli grubu vardı. Tabii hepsini birbirine katmayalım. Evet. Bunlar parlamentoya gelen çıkmak istemeyenlere saldırdılar. Onlara polis karışmıyordu. Fakat 2-3 gün önce bayağı azıttılar. O yüzden iki partide ve parlamentolular polisin bunlara bir şey yapmasını gerektirdi. Bunlar küçük bir azınlık. Evet. Yani evet. O öyle bir olay oldu. Fakat kalmak isteyenler büyük yürüyüşler yaptılar geçen hafta. Hem kuzeyde hem Londra'da. Kalmak isteyenlerin daha çok büyük yürüyüşler ve işte bu tekrar bir halk oylaması istiyorlar kalmak isteyenler. Yani büyük sendikalar ve büyük şirketler kalmak istiyor. Gençliğin büyük kesimi, çok büyük bir kesimi kalmak istiyor Avrupa Birliği'nde. Bu şekilde o zaten gençlik ve o yüzden protestolar yapıyorlar kalmak için veya tekrar bir halk oylaması. Çünkü diyorlar halk oylaması
eşit şartlarda olmadı, halkın haberi yoktu. Kanunsuz olarak çıkmak isteyenlere bunlar mahkemelerle belirlendi. Paralar kullanmışlar kanunsuz bir şekilde alınarak, yani bu tür şeylerden dolayı tekrar oylama isteyenler çoğaldı. Hatta iki partiden de böyle. Zaten oylamaya gidilmeden evvel parlamentonun büyük çoğunluğu kalma taraftarıydı. Evet. Sayın Mersinoğlu, çok teşekkür ediyoruz ana haber. Ben teşekkür ediyorum. İyi akşamlar. Teşekkür ederiz. Bizleri de her zaman aydınlatıyor Ulusal Kanal. Sağ olun. Sağ olun. Var olun. Sevgili seyirciler, İngiltere Brexit'i konuşuyor. Türkiye'de ise vatandaşlar kuru soğanı. 2018'de %184'le fiyatı en çok artan ürün kuru soğan için ithalat yolu seçildi. Türkiye 15 Nisan'a kadar farklı ülkelerden yaklaşık 200 bin ton soğan ithal edecek. Vatandaşsa üretimin desteklenmediğini ve Türkiye'de üretilenle aynı tadı vermeyeceğini düşünüyor. Milli servetimiz olan soğan Türkiye'de üretiliyor zaten. Türkiye'de 15 Nisan'a yani yeni mahsul çıkana kadar kuru soğan ithal edilecek. Hemen hemen her yemekte kullandığımız kuru soğanı bir süre ithal yiyeceğiz. Türkiye'nin her yerinde soğan oluyor. Her yerinde ama. Soğan üretemiyoruz. Bu yıl istisnai bir durum yaşandı. Soğan ithal edilecek. Aslında üretimi oldukça kolay soğanın, ancak soğan üreticisi yeteri kadar desteklenmiyor. Bunun üzerine depo hastalığı da eklenince soğanda büyük bir zayiat oluştu. Bak çiftçimiz nasıl şu anda, çiftçimiz perişan halde yani. Bir şey yetiştiremiyor. Patatesle soğan yetiştirebiliyoruz. Şu an üretici tabii ki desteklemiyor ama üretici zaten desteklense bu durumda zaten bu duruma gelmez. Soğanda fiyat yükselmesinin önüne geçmek için ithalat yolu seçildi. İthalat yapılacak ülkelerde Azerbaycan, Gürcistan ve İran öne çıkıyor. İklimsel değişiklikler vardır. Aynı tadı vermez. Hayvan da getirdiler. Dışarıda aynı tadı verdiler mi? Bin tane hastalık çıktı. Bundan olacağı da belli değil yani. Yani üretime dair olmayan hiçbir şey tutmaz. Soğanda üretim istenilen seviyede olmadı. Yaşanan hastalıklardan dolayı ciddi bir kayıp var. Bu nedenle Şubat ayına kadar soğanın fiyatının 10 liraya kadar çıkması bekleniyor. Ancak çözüm olarak üretici değil, ithalat destekleniyor. Soğan ithalatında gümrük vergisi sıfıra indirildi. Üretici ise zor durumda. Bu kararla birlikte yeni bir skandala imza atıldı. İş adamı baronlar zengin olmak istiyor bence. Etsinler, her şeyi ithal ediyoruz. Soğanımızı da ithal etsinler. Merkez Bankası 2019 yılının ilk kararını verdi. Murat Çetinkaya başkanlığında toplanan para politikası kurulu faizi değiştirmeyerek %24'te sabit tuttu. Yapılan açıklamada ekonomideki risklerin devam ettiği vurgulandı. Piyasa faizlerin değiştirilmeyeceğini bekliyordu. Öyle de oldu. Politika faizi %24'te sabit kaldı. Para Politikası Kurulu Merkez Bankası Başkanı Murat Çetinkaya başkanlığında toplandı. Toplantıda politika faizi sabit tutuldu. Duyuru kurul tarafından yazılı olarak yapıldı. Kurul, politika faizi olan bir hafta vadeli repo ihale faiz oranının %24 düzeyinde sabit tutulmasına karar vermiştir. Enflasyon görünümünde belirgin bir iyileşme sağlanana kadar sıkı parasal duruşun korunmasına karar verildi. Açıklamada cari denge vurgusu da vardı. Cari dengedeki iyileşme eğiliminin sürmesi beklenmektedir denildi. Duyuruda ekonomideki risklerin sürdüğü ifade edildi. Toplantı özeti 5 iş günü içinde yayımlanacak. İthal girdi maliyetleri ve iç talep gelişmelerine bağlı olarak enflasyon görünümünde bir miktar iyileşme gözlenmekle birlikte fiyat istikrarına yönelik riskler devam etmektedir. Bu çerçevede kurul, enflasyon görünümünde belirgin bir iyileşme sağlanana kadar sıkı parasal duruşun korunmasına karar vermiştir. Konut satışları 2018 yılında bir önceki yıla göre %2.4 azaldı. Düşüşün nedenini Ulusal Kanal'a değerlendiren İstanbul Emlak Komisyoncular Odası Başkanı Nizamettin Aşa, dövizdeki yükselme piyasaların dengesini bozdu ve 2018'deki hedef saptı dedi. Konut satışları gerçekten azaldı. Konutlar hakikaten pahalı. 2017 ile 18'i kıyasladığımız zaman %3'e yakın bir düşüş var. Konut satışları 2013'ten bu yana yıllık bazda ilk kez düştü. Haziran ayından itibaren o dövizdeki aşırı yükselme bir defa bazı planları bozdu.
yatırımcının dengesini bozdu ve istenilen hedef saptı aslında. Türkiye genelinde satılan konutların 276.820 tanesi ipotekli, 1.098.578 tanesi ise diğer satış türünde gerçekleşti. Dövizdeki frenleme yapıldı ama bu defa faiz yükselmeye başladı. Zaten baktığınız zaman kredi satışlarda bir önceki yıla oranla %79 düşüş var. Emekli olan bir kişi o maaştan beraber kredi ödeyemez. Ödeyebilir mi sizce? Yabancılara yapılan konut satışları 2018 yılında bir önceki yıla göre %78.4 oranında arttı ve 39.663 oldu. 2017 ile 2018'i kıyasladığımız zaman da yabancıya satış %78 arttı. Şimdi bu şu anlama geliyor. Daha evvel konuştuk bize. Stoklar var. Satılamayan çok sayıda stok var. Bu stokların %70-%80'i lüks konsepte yapılmış. Bu defa yabancı alıcıya yöneldi piyasalar. 1,5 milyon TL bandında olan satışların hemen hemen tamamına yakını yabancıya satılıyor. İstanbul Emlak Komisyoncuları Odası Başkanı Nizamettin Aşa, düşüşün ikinci nedeninin faizlerdeki yükselme olduğunu söyledi. Yerli alıcı çok az. Faizler %2,5-3'e çıktı. Bu da oldukça yüksek bir meblağ. Yani %1 bizim aylık psikolojik sınırımız. Bunun üstüne çıktığı anda maliyet yükseliyor. Bakın %2,5-3 demek bir mülkün toplam totalde 2 misli 3 misli fazla ödemesi demek vatandaşın. Aşağı dövizdeki dalgalanmalar sürerse 2019'da bu tablo daha kötü olur dedi. Eğer dövizdeki yükselme devam ederse bu tablo daha kötüye gider, onu söyleyeyim. Faizlerde bir iyileme yapılabilirse bakın devlet bunu subanse etsin. Daha düşük faizli, hani belli projeler, belli limittekiler için değil, genel anlamda böyle bir şey yapabilirse bakın piyasalar açılır, çoğu da satılır yani. Üretici, çiftçi zorda. İnşaat sektörü, emlak sektörü de zorda. Herkes devletten yardım bekliyor. Bu arada akaryakıt satışlarında %7.1 oranında düşüş yaşandığı bilgisini de paylaşmakta fayda var. Milliyetçi Hareket Partisi Merkez Disiplin Kurulu Samsun Milletvekili Erhan Usta'nın partiden ihracına karar verdi. Yapılan yazılı açıklamada müzakere sonucunda yapılan gizli oylamayla MHP Ankara Çankaya İlçe Teşkilat Üyesi Usta'nın parti üyeliğinden ihraç edildiği belirtildi. Milliyetçi Hareket Partisi Samsun Milletvekili Erhan Usta bir süre önce kesin ihraç talebiyle ilgili birimlere sevk edilmişti. MHP Merkez Disiplin Kurulu parti tüzüğünün ilgili maddesi çerçevesinde kesin ihraç istemiyle disiplin kuruluna sevk edilen usta hakkında kararını verdi. MHP'den yapılan yazılı açıklamada müzakere sonucunda yapılan gizli oylamayla MHP Ankara Çankaya İlçe Teşkilat Üyesi Usta'nın parti üyeliğinden ihraç edildiği belirtildi. Samsun Milletvekili Usta, Cumhur İttifakı'nın varlığıyla devamını zedeleyici açıklamaları gerekçesiyle parti üyeliğinden kesin çıkarma talebiyle Merkez Disiplin Kurulu'na sevk edilmişti. Usta'nın ayrıca İYİ Parti ile görüştüğü, ihracının kesinleşmesi durumunda İYİ Parti ve CHP'nin Samsun Büyükşehir Belediyesi Başkan adayı olacağı iddia edilmişti. AKP'nin Ankara Büyükşehir Belediye Başkan adayı Mehmet Özhaseki medya temsilcileriyle bir araya geldi. Vaatlerini anlatan Özhaseki, kimseyle kavgam olmaz dedi. Özhaseki, eski Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Melih Gökçek'tense övgüyle bahsetti. Geleceğe ait ben şunları yapacağım demek kolay. Ancak bunları yıllarca uygulamış birisi olarak söylediklerimin hepsinin yapılmış ve uygulanmış olduğunu göreceksiniz. Ankara'da medya temsilcileriyle buluşan AKP'nin Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı adayı Mehmet Özhaseki açıklamalarda bulundu. Televizyonlarda ben bu prensiplerimi anlattıkça, bak gördün mü Haseki Melek Bey'e cevap veriyor vesaire diyorlar. Bundan da son derece üzülüyorum. Özhaseki, benim kimseyle kavgam olmaz dedi. Benim kimseyle bir kavgam yok. Birisine karşıtlık üzerine de bir politikam yok. Her yiğidin kendine has bir yoğurt yiyişi olur. Benim de tarzım bu. Ne yapayım yani 60 yaşından sonra tarzımı mı değiştireyim? Ardından eski Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Melih Gökçek'ten övgüyle bahsetti. Doğrusu
Melih Bey yıllarca emek vermiş bu şehre. Çok büyük projeler gerçekleştirmiş bir arkadaşımız. Vaatlerini de anlattı Ösas Eki. Ankara'daki su fiyatlarının indirilmesi uzun süredir üzerinde çalışılan bir proje. Su fiyatlarının biraz yüksek olduğunu söyleyebiliriz. Belediyemizin bir çalışması vardı. Şimdi bir taraftan Gerede suyu devreye giriyor, bir taraftan elektrik giderleri bitiyor. Bir taraftan su üzerinde bazı yerlerde enerji üretebilecek tesisler kuruluyor. Bütün bunlar neticesinde belediyemiz bir karar alarak suda %30 bir indirime gitti. AKP'nin Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı adayı önümüzdeki günlerde su indirimi için yeni bir hesap daha yapılacağını söyledi. İnşallah önümüzdeki günlerde Gerede suyu da devreye girdikten sonra bir hesap daha yaparız. Ancak şimdilik böyle bir hesap doğru olarak gözüküyor. Mehmet Ösas Eki Cumhur İttifakı'nı da değerlendirdi. Cumhur İttifakı'nın ruhuna da uygun olarak Milliyetçi Hareket Partisi'nin yaptığı programlara da beraber şekilde katılıp ayrıca oradan milletvekili ve genel başkanımız arkadaşlarımızla birlikte hareket edeceğiz. İçişleri Bakanlığı adres kaydı olmayan vatandaşların en geç 17 Ocak Perşembe günü yani yarın akşam saat 17'ye kadar adreslerini güncellemeleri gerektiği konusunda duyuruda bulundu. Yapılan açıklamada adres kaydı olmayan 363.555 vatandaşın ilçe nüfus müdürlüklerine başvurarak gerekli işlemleri yaptırmaları istendi. İçişleri Bakanlığı adres kaydı olmayan vatandaşların adreslerini güncellemeleri için bilgilendirme yaptı. Yapılan açıklamaya göre yurttaşların 17 Ocak Perşembe günü saat 17'ye kadar kayıtlarını yenilemeleri gerekiyor. 363.555 vatandaşın adres bilgilerinin güncellenmesi gerektiği ifade edilen açıklamada yapılan uyarıların ardından 40.804 kişinin yenileme için başvuruda bulunduğu kaydedildi. Açıklamada ayrıca vatandaşların ilçe nüfus müdürlüklerinden adres değişikliği yapabilecekleri vurgulandı. Öte yandan 31 Mart'ta yapılacak yerel seçimler için askıya çıkan seçmen listeleri de 17 Ocak Perşembe günü itibariyle askıdan inecek. Yüksek Seçim Kurulu'nun hazırladığı takvime göre seçmenler muhtarlıklarda yer alan askılarda isim ve bilgilerini Perşembe gününe kadar kontrol edebilirler. Bunun yanı sıra hastalığı ve engeli sebebiyle yatağa bağımlı seçmenlerin seyyar sandıklarda oy kullanmalarına yönelik başvurular da Perşembe günü tamamlanacak. FETÖ ile ilgili soruşturma ve operasyonlar sürüyor. Ankara'da Hacettepe Teknokent AŞ'ye düzenlenen operasyonda 4 şüpheli yakalandı. FETÖ'nün Türk Silahlı Kuvvetleri yapılanması soruşturmasında ise 33 kişi hakkında gözaltı kararı verildi. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, FETÖ'nün Hacettepe Teknokent Anonim Şirketi'ndeki yapılanmasına yönelik soruşturmada 9 şüpheli hakkında gözaltı kararı çıkardı. Savcılığın talimatıyla harekete geçen ekipler Ankara ve İstanbul'da eş zamanlı operasyon düzenleyerek 4 zanlıyı gözaltına aldı. Hacettepe Teknokent AŞ'ye daha önce de 2 kez FETÖ operasyonu düzenlenmişti. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nda ise FETÖ'nün Türk Silahlı Kuvvetleri yapılanmasına yönelik soruşturma kapsamında yeni isimlere ulaşıldı. Bu kapsamda 6'sı muvazzaf, 12 askerli, bu askerlerden sorumlu olduğu ifade edilen 21 sivil imam hakkında savcılıkça gözaltı kararı verildi. Savcılığın talimatı üzerine İstanbul merkezli 20 ilde operasyon başlatıldı. Öte yandan darbe girişimini Akıncı üstünden yöneten sivil imam Kemal Batmaz'ın kardeşi Şakir Batmaz, terör örgütü yöneticiliği suçundan 12,5 yıl hapis cezasına çarptırıldı. Yurdu etkisi altına alan soğuk ve yağışlı hava şiddetini iyice artırıyor. Çetin kış koşulları araç ve sürücülere zor anlar yaşatıyor. İçeride var, bir kişi daha varmış. Türkiye, çetin kış koşullarının etkisi altında. Kar, tipi ve yağmur, ulaşımı olumsuz etkiliyor. Araç sürücüleri ve yolcular zor anlar yaşadı. Adana'da 17 işçiyi taşıyan bir minibüs, yağmur suyuyla dolan yolda mahsur kaldı. İşleri götürüyordum, yolu hiç yapmamışlar, kapatmamışlar. Evet. Yani uyarıcı bile hava yok. Nereye kadar geldim, girdim suya 2-3 metreydi, arabadan sonra... Arabanın itibarının kesildi, arabanın su suyu kadar suyun içine kadar.
Minibüsün üzerine çıkarak kurtarılmayı bekleyen 17 işçiye şişme botla ulaşıldı. Yurdun doğusundaysa kar ve tipi şiddetini iyice arttırdı. Muş'un Malazgirt ilçesinde 12 köy yolunda 68 araç mahsur kaldı. Araçlarda öğrenci ve hastalar da vardı. 5 saattir hastaneden geliyoruz, yoldayız. Her sene böyle bu yokuşta mahsur durumdayız. Mümkünse devletimiz bize el atsın, bu yolda bir çare bulsun. Kar kalınlığının yer yer 3 metreyi bulduğu ilçede Malazgirt Özel İdaresi'ne bağlı ekipler güçlükle çalışıyor. Ulaşıma kapanan köy yollarında mahsur kalan 68 araç ve yolcular ekipler tarafından kurtarıldı. Çek kurban, çek, çek! Bu görüntülerde Erzurum'dan. Kar, tipi ve şiddetli fırtına nedeniyle Erzurum-Çat-Bingöl karayolu kapandı. Yolun 20. kilometresinde çok sayıda araç yolda mahsur kaldı. Vatandaşlar donma tehlikesi geçirdi. Yurttaşların imdadına paletli ambulans yetişti. Kurtarılanlar Çat ilçesindeki misafirhane, yatılı yurt ve resmi kurumlara yerleştirildi. Erzurum'dan Bingöl yönüne ilerleyen araçların geçişine olumsuz hava koşulları nedeniyle izin verilmiyor. Ardahan'da atıl durumdaki kayak tesisi faaliyete geçti. Yüzlerce çocuk kayakla tanıştı. İlköğretim öğrencileri soğuğa aldırış etmeden antrenör eşliğinde kayak öğreniyor. Hedef başarılı sporcular yetiştirilmesi. Hocam ben anlat. Hocam şuraya ayağımızı koyacağız. Ardahan, Doğu Anadolu'da kışın en sert geçtiği illerin başında geliyor. Ama dünyanın en karlı illerinden olmasına rağmen Ardahan'da kayak tesisi bulmak zordu. Ta ki Hanak ilçesinde atıl durumdaki kayak tesisi faaliyete geçinceye kadar. Evet, beni takip et. Hanak Gençlik Hizmetleri ve Spor Müdürü Gökmen Aslan Kılıç, tesisin faaliyete geçmesiyle yüzlerce çocuğun kayakla tanıştığını anlattı. Buradaki çocuklar kayağı öğrensinler, kışın bu kadar zor olmadığını, kışın eğlenceli yönlerinin de olduğunu bilsinler, kışın çekilmez olduğunu bilmesinler diye. Biz bunu bu şekilde planladık, amacımıza ulaştığımızı düşünüyorum. Kayak antrenörü Hakan Fırıncı da Hanaklı çocukların kayak derslerine büyük ilgi gösterdiğini, çok eğlendiklerini söyledi. 80 taneye yakın çocuğu kayakla tanıştırdık. Bunların içerisinde 40 tanesi kayağı öğrendi. Hani ilgi olunca bizim de çalışmaya hevesimiz oluyor. Yalnız Cam Dağı'ndaki kayak merkezindeki B-Filet sistemi 3 yıl önce yenisinin kurulmasıyla atıl duruma düştü. Hanak Kaymakamlığı da 250 metre uzunluktaki eski sistemi Yalnız Cam Dağı'ndan alıp ilçeye taşıdı. Atıl durumdaki kayak merkezini hizmete açtı. Böylece Hanaklı çocuklar kayakla tanıştı. Geçen yıl kayakla tanışan 350 öğrenciden 74'ünün profesyonel kayak sporcusu olması diğerlerinin de bu sporla tanışmasını sağladı. Bu sezonda 80 çocuktan 40'ı tam anlamıyla kayakçı oldu. Tesiste çocukların küçük yaşta kayak öğrenmesi amacıyla kurslar veriliyor. Hafta sonu da yetişkinler için kayak yapma imkanı sunuluyor. Kayak bilmeyen çocuklar da kızakla kayarak eğlenceli saatler geçiriyor. Aydın'da 64 kaçak göçmen yakalandı. Kuşadası açıklarında durdurulan lastik botta dolmak üzere olan bir bebek de vardı. Aydın'ın Kuşadası ilçesi açıklarında Yunanistan'a geçmeye çalışan 64 göçmen yakalandı. Durdurulan lastik bottaki 64 göçmen sahil güvenlik komutanlığına ait gemiye alındı. Soğuk ve fırtınalı havaya rağmen denize açılan göçmenlerin arasında yeni doğmuş bir bebeğin donmak üzere olduğu fark edildi. Kurtarılan bebeğe ilk müdahaleyi sahil güvenlik ekipleri yaptı. Bebeğin aynı gün doğduğu öğrenildi. Karaya çıkarılan 31 Orta Afrika Cumhuriyeti, 20 Afganistan, 12 Kongo ve 1 Eritre uyruklu göçmen İl Göç İdaresi Müdürlüğü'ne gönderildi. Bebek ise 112 acil servis ekiplerince Kuşadası Devlet Hastanesi'ne götürüldü.
Hız ve dikkatsizlik trafik kazalarının en büyük iki nedeni. Adana, Hatay ve Osmaniye'de MOBESE kameralarına yansıyan kaza görüntüleriyle devam ediyoruz. Trafik kazaları MOBESE kameralarına böyle yansıdı. Burası Adana. Kazada savrulan motosikletin sürücüsü trafik ışıklarına uymadı ve olan oldu. Bir otomobil motosiklete çarptı, iki kişi yaralandı. Bu görüntülerde Hatay'dan. Hatay'daki bir başka kazada kavşağa ters yönden giren otomobile hafif ticari araç arkadan çarpıyor. Osmaniye'de ise otomobili arkadan çarpan bir motosiklet sürücüsü karşı yola savruluyor. İki otomobilin arasından sürüklenerek geçen sürücü şans eseri araçların altında kalmayarak kurtuluyor. Hava koşulları yurdun pek çok noktasında trafik kazalarına neden oldu. Kar yağışının sürdüğü Denizli'de facianın eşiğinden dönüldü. Servis aracının devrilmesi sonucu 12 işçi yaralandı. Sivas'ta meydana gelen kazada da 15 kişi yaralandı. Denizli'de 12 işçiyi taşıyan minibüs yoldan çıktı, devrildi. Evlerinden işe gitmek için çıkan işçiler şans eseri kurtuldu. Buzlanma nedeniyle devrilen servisten yaralı olarak çıkarılan 12 işçi hastaneye kaldırıldı. Denizli Afyon-Karahisar yolunda devrilen minibüsteki işçileri çıkarmak için itfaiye ekipleri büyük çaba sarf etti. Sivas'ta ise bir yolcu otobüsünün devrilmesi sonucu 15 kişi yaralandı. Otobüse sıkışan 3 yolcu, AFAD ekiplerinin çalışmasıyla bulundukları yerden çıkartıldı. Yaralılar ambulanslarla bölgedeki çeşitli hastanelere sevk edildi. Konya'da ise kar yağışı ve buzlanma nedeniyle çok sayıda aracın karıştığı maddi hasarlı trafik kazaları cep telefonuyla görüntülendi. Ekiplerin bölgedeki kurtarma ve kar temizleme çalışmaları devam ediyor. Konya'da bir hırsızlık çetesi bir ayda 11 evi soydu. Vatandaşların korkulu rüyası haline gelen çete, polisin başarılı çalışmaları sonucu yakalandı. Bir değil, tam 11 ev soydular. Hatta akrabalarının evlerine dahi girdiler. 4 kişi olduğu belirtilen çete, girdikleri evlerden çok sayıda televizyon, bilgisayar ve ziynet eşyası çaldı. Hırsızlık çetesi Konya'da vatandaşların korkulu rüyası haline gelmişti. Huzursuzluk giderek büyürken emniyet harekete geçti, sokaklardaki kameralar tek tek incelendi. İşgalleri tespit edilen hırsızları yakalamak için operasyon başlatıldı. 4 şüpheli düzenlenen baskınla kıskıvrak yakalandı. Zanlılar emniyetteki işlemlerinden sonra adliyeye sevk edildi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Hırvatistan Cumhurbaşkanı ile bir görüşme yaptı. Şu dakikalarda ortak basın toplantısı düzenliyor. Canlı yayında ekranınıza getiriyoruz. Uzivaju sva prava koja su im zajamčena Dejtonskim sporazumom kao i Ustavom i da su zapravo majorizirani od Bošnjaka. Također smatraju, ali to je evidentno, da se vladavina prava, prije svega presuda Ustavnog suda Bosne i Hercegovine, ne primjenjuje. Eto, htjela bih čuti vaš pogled na tu situaciju i eventualno prijedlog što se u tom smislu treba učiniti. Naglašavam, oni smatraju da su se sve moguće promjene Ustava koje su napravljene u zadnjih 20 godina jako odmakle od izvorišta Dejtonskog sporazuma. Također bi vas, gospođo predsjednice, morala zamola da mi to prokomentirate. Hvala lijepo. Damira Gregoret, RTL. Excuse me, please. Öncelikle
Tabii bu üçlü mekanizma dediğimiz Türkiye, Bosna Hersek, Hırvatistan bu mekanizmayı bizler çok çok samimi niyetlerle başlattık. Tabii bir şu anda ara verildi diyebilirim. Şu anda da henüz tabii Bosna Hersek'te hükümet kurulmuş değil. Böyle bir sıkıntı var. Temennim odur ki hükümetin kurulmasından sonra bu üçlü mekanizmayı çalıştırmamız, tabii ki bu ülkelerin samimiyetiyle ilgili olarak Bosna Hersek'teki sıkıntıların aşılmasına gerek Türkiye tarafından gerek Hırvatistan tarafından bir katkı sağlama zeminini hazırlayacaktır. Şunu da çok açık net söylemek zorundayım. Aslında bana göre Dayton Anlaşması'nın gözden geçirilmesi şarttır. Dayton Anlaşması bu haliyle Bosna Hersek'in geleceğine yönelik bir çözüm üretemediği bugüne kadar geçen sürede ortaya çıkmıştır. Bununla ilgili olarak Birleşmiş Milletler'in aslında yeniden devreye girmesi ve burada çok daha güçlü bir adımın atılması gerekir diye düşünüyorum. Zira bütün o sıkıntılı dönemlerden sonra tabii çok acil bir şekilde hatta aklımda kaldığı kadarıyla 21 gün içerisinde bir Dayton anlaşması yapılmıştır. Onun da ne kadar eksiklikleri olduğu ortaya çıkmıştır ve bir çözüm üretememiştir. Ama bugüne kadar öyle veya böyle gelinmiştir. Şu anda da görülüyor 8 aylık dönemler halinde orada dönem başkanlarının olması, daha doğru dürüst bir ordusunun dahi oluşamaması, bunlar Bosna Hersek için ciddi sıkıntılardır. Ve Bosna Hersek'in temennimiz odur ki Boşnağı'yla, Hırvatı'yla, Sırpı'yla birbirlerine dayanışma içerisinde olması ve bu dayanışmanın neticesinde de barış içinde yaşayan bir Bosna Hersek yeniden tesis edilmelidir diye düşünüyorum. Thank you. Još jedan odgovorim, da. Da, mislim da sam velikim dijelom odgovorila na vaše pitanje, međutim ponovit ću ono što uvijek govorim. Nijedna država nije zainteresirana za stabilnost, prosperitet, suverenitet i teritorijalnu cjelovitost Bosne i Hercegovine kao što je to Hrvatska. I rekla bih da Bosna i Hercegovina u Hrvatskoj ima i svojeg najvećeg prijatelja. Ne samo u međunarodnoj zajednici kad je riječ o interesima i želji Bosne i Hercegovine za stupanjem u članstvo Europske unije, uključivanjem u MAP program i slično, već i kad je riječ o unutarnjim reformama i stvarnoj političkoj emancipaciji države. Kao što znamo, Bosna i Hercegovina se po svojem sadržaju razlikuje. Yani Avrupa ülkelerinden birçoğundan çok farklı bir ülkedir. Çünkü orada sadece orada yaşayan bütün milletlerden değil, üç kurucu milletten oluşan bir devlettir. Dolayısıyla sadece Dayton Antlaşması'na değil, bir önceki anayasa da yer almaktadır. Dolayısıyla tabii ki haklısınız. Birçok değişiklik yaşandı orada. Bu Dayton Antlaşması'ndan bu yana ve tabii ki bunlar oradaki üç kurucu milletin ve orada yaşayan insanların ortak iradesi değildi. Fakat şunu bir kez daha söylemek istiyorum. Diyalog çok önemli. Bosna Hersek'in içindeki diyalog dışında bir çözüm bulunamaz. Bazı bize iç işlerine karışıyoruz gibi bir şeyler söylüyorlar bize, fakat ben şunu söyleyeceğim. Biz devlet olarak
Bosna Hersek en yakın bir ülke olarak, bir komşu ülke olarak Dayton Antlaşması'nın 3 ülkeden imza atan ülkelerden biridir. Ve aynı zamanda biz tabii ki Hırvatistan dışında yaşayan Hırvatları da orada korumak zorundayız. Onların hakları korumak zorundadır. Dolayısıyla onların hakları daha büyük olması değil veya diğerleri hakları zedelensin diye değil. Biz Bosna Hersek'in Hırvatlar ve Boşnaklar arasındaki işbirliği olmadan asla olamayacaktır. Dolayısıyla diyalog çok önemli. Oradaki halklar diyalog sürdürülmesi konusunda çok üzerinde düşmeleri ve çalışmaları gerekiyor. Fakat anayasa ne şekilde değişecektir? Tabii ki bu konu nasıl olacak? Tabii ki Bosna Hersek'te yaşayan uç kurucu millet ve federasyonda yaşayan halkların meselesidir. Dolayısıyla Damira Gregora Retele'de ben tabii ki Bosna Hersek üzerine sormaya devam edeceğim. Geçen sene seçimler yaşandı. Sayın Cumhurbaşkanı Erdoğan, siz mutlaka takip etmişsiniz. Fakat orada özellikle seçim kanunu üzerine bir değişiklik yaşandı. Koji na neki način osporavaju legitimitet gospodinu Komšiću, koji je izabran dijelom većinskih i glasovima Bošnjaka. Za vas, predsjednice, isto to pitanje, točnije, jeste li i o ovoj konkretnoj temi razgovarali na današnjem sastanku? Şimdi, değerli arkadaşlar, her şeyden önce bu seçimlerde kullanılan oyların hangi iradeler tarafından hangi tür kullanılmıştır? Bunun tespitini yapmak tabii ki bizim haddimize değil. Yani sandıkta irade oy kullananındır. Bu iradesini nasıl gerçekleştirmiştir? Bunu bilemeyiz. Bilemem. Yani ne kadarı Komšić'e vermiş, ne kadarı diğerlerine vermiş bu konuda doğrusu bizim kesin 2 kere 2 4 bir tespitimiz söz konusu değil. Ama irade kimindir? Seçmenindir. Seçmen nasıl oyunu kullanmışsa ona da ister istemez saygı duymak durumundayız. Ama bizim tek burada hedefimiz şudur. Ortaya bir netice çıkmıştır. Şimdi bu neticeyle birlikte buradaki gerek Boşnak, gerek Hırvat, gerekse Sırplarla ilgili olarak bu süreç içerisinde, önümüzdeki süreçte bir dayanışmanın, bir birlikteliğin, bir beraberliğin olması çok önemli. Çünkü Bosna Hersek'in buna ihtiyacı var. Sayın Kitarovic'in de ifade ettiği gibi bir Avrupa Birliği sürecini yaşayan Bosna Hersek var. Ve bu konuda Hırvatistan en önemli desteklerden bir tanesi. Şimdi 2020'nin ilk yarısında malum Hırvatistan dönem başkanlığını alacak. Ve bu süreç içerisinde atılacak adımlar önem arz ediyor. Burada bizim Bosna Hersek'teki birlikteliği sağlamaya vereceğimiz destek, özellikle de Boşnak, Hırvat, Sırp, bunlar birbirleriyle düşman gözlerle değil, eğer barışa yönelik gözlerle birbirlerine yaklaşırlarsa Bosna Hersek'in barışına hep birlikte katkıda bulunuruz. Yani ben de bu süreç içerisinde değerli dostuma onu ifade ediyorum. Bize de ne düşerse biz de bunu yapalım. Hükümet kurulduktan sonra da bu üçlü mekanizmayı yeniden devreye sokmak suretiyle bölgenin barışına katkıda bulunalım diyorum. Temennim budur. Da, razgovarali smo o izborima, o trenu. Şu andaki Bosna'daki gelişmelerde konuştuk. Fakat daha çok Bosna'nın geleceği, perspektifleri konuştuk. Belki bazı konuları nasıl çözebileceğimizi. Çünkü Türkiye ve Hırvatistan
geleneksel olarak 90'lı yıllarda bir rol oynamışlardır. Fakat net olarak sizin sorunuzla ilgili şunu söylemek istiyorum. Ben Sayın Petrovic'e de demin söylediğim gibi aynı şeyi tekrarlıyorum. Teşekkür ediyorum. Evet, Türkiye. Arkadaşlar, iki tane soru. Buyur. 24 Televizyonu Ahmet Örsoğlu efendim, müsaadenizle size sormak istiyorum sorumu. Suriye'den ABD'nin çekilme süreci malum. Geçtiğimiz günlerde Bolton'un başı çektiği bir heyet de Türkiye'ye geldi. Çalışmalar gerçekleştirildi. Türkiye açısından o bölgede teröristlere dağıtılan silahların toplanması önemli. Bu noktada telefon görüşmesi gerçekleştirdiniz ABD Başkanı Donald Trump'la. Bu mesele gündeme geldi mi? Silahlar toplanacak mı ve Trump mesele gündeme geldiyse size nasıl bir yanıt verdi? Teşekkür ederim. Bu mesele gündeme gelmedi. Bizim Sayın Trump'la yaptığımız görüşme ağırlıklı olarak bölgeden buradaki Amerika askerlerinin çekilmesi ve bu çekilme esnasında müşterek neler yapabiliriz? Bir diğer önemli konu da buradaki 20 mil güvenli bölge konusu. Bunun üzerinde hassasiyetle durduk. Ki bu konuda da Türkiye olarak biz bu güvenli bölge ile ilgili üzerimize düşen her türlü görevi yapmaya hazır olduğumuzu, başta DAEŞ terör örgütü olmak üzere buradaki tüm terör örgütleriyle sonuna kadar mücadele etmekte biz varız. Biz onlarla savaşırız. Bütün mesele Suriye'nin bütünlüğünü korumaktır. Suriye'deki Arabıyla, Kürdüyle, Hristiyanıyla kim varsa hepsinin oradaki güvence altında yaşaması için gerekenleri, nasıl ki 4 milyon Suriyeli'yi şu anda ülkemizde misafir ediyorsak, orada da aynı şekilde Suriye'nin yerli halkını birlik beraberlik içerisinde yaşamasına imkan tanıyalım diyoruz. Tabii bir spekülasyon var. Nedir bu spekülasyon? Yani Türkiye'nin Kürtlere karşı farklı bir uygulama içerisinde olduğu. Tabii bunun tamamen uydurma bir haber olduğu. Zira böyle bir şey olmuş olsa biz sadece Kobani'den 300 bin Kürt'ü ülkemizde şu anda halen misafir ediyoruz. Geldiler ve bizim misafirimiz konumundalar. Biz ev sahipliğini yapıyoruz. Bunun dışında birçok Suriye'deki Hristiyanlara, Aramiler özellikle, onlara karşı PYD, YPG, bu terör örgütleri biliyorsunuz acımasız uygulamalar yapmışlardır. Birçoklarına zulmetmişlerdir, öldürmüşlerdir vesaire. Biz hepsine kapımızı açtık. Aynı şekilde Araplara, aynı şekilde Türkmenlere kapılarımızı açtık. Ve bunları aramızda konuşma fırsatı bulduk. Ve bu çekilme sürecinin de devam edeceği noktasında Sayın Trump'ın kararlılığını gördük. Çimen Çetin, Habertürk Televizyonu. Efendim, Münbiç'te devriye görevi yapan askerlere yönelik bugün bir saldırı gerçekleşti. Bombalı saldırıda da 4 Amerika Birleşik Devletleri askeri yaşamını yitirdi. Toplamda 16 kişinin de yaşamını yitirdiğine dair bilgiler var. Sizdeki son bilgi nedir? Diğer taraftan Trump'ın tam da ABD askerlerinin çekileceğini açıklamasından sonra DAEŞ'in üstlendiği bu saldırı, bu çekilme sürecini etkiler mi? Teşekkür ederim. Ben teşekkür ediyorum. Tabi bendeki bilgilerde de 5 ABD askerinin olduğu, toplamda ise 20'yi bulduğu istikametinde bir haber. Tabi bu olayı DAEŞ üstlendi. Ama anlaşılan o ki buradaki şu anda Amerika'nın almış olduğu kararı, Sayın Trump'ın almış olduğu kararı etkileme anlamına
olabilir. Fakat ben Sayın Trump'ın bu noktadaki kararlılığını gördüğüm için, yani bu tür bir terör eylemine karşı geri durmayacağına inanıyorum. Çünkü bir geri durma söz konusu olabilirse bu bir defa DAEŞ'in bir zaferi olur. Biz tam aksine DAEŞ'in üzerine ülkemizde dahil olmak üzere gitmeye devam edeceğiz. Çünkü biz DAEŞ'i o topraklarda bitireceğiz. Aynı şekilde diğer terör örgütlerini de bitireceğiz. Çünkü Suriye halkı bu teröristlerle iç içe yaşayamaz. Biz Suriye halkının huzurunu, mutluluğunu yaşatmak durumundayız. Kaldı ki 20 mil meselesi artık bir güvenli bölge olarak önümüzdedir. Ve bu konuda da Türkiye 911 kilometre sınırıyla buralarda önemli bir adım atacaktır. Aynı şekilde Hatay sınırı yine burada önemli bir yerdir. Ve bu çalışmalarımızı kararlılıkla devam ettireceğiz. Hedefimiz bir an önce oradaki huzuru, sükunu ve Suriye'nin bütünlüğünü sağlayabilmektir. Arkadaşlar çok teşekkür ediyorum. Sağ olun. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Hırvat mevkidaşı Kitarović ile görüşmesinin ardından ortak basın toplantısı düzenledi. O toplantıda soru yanıt kısmının bir bölümünü ekranınıza getirdik. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Brexit ihtimaline karşı İngiltere ile ticari ilişkilerin devam edeceğini söyledi. Bu arada Amerikan Başkanı Trump'la yaptığı görüşmede bölgeden Amerikan askerlerinin çekilmesi ve güvenli bölge meselesi gündeme gelmedi. Bütün mesele Suriye'nin bütünlüğünü korumaktır ifadelerini kullandı. Edirne'deki Gala Gölü her yıl olduğu gibi bu yılda flamingoları ağırlıyor. Türküleri konu olan allı turnalar ziyaretçilere unutulmaz bir görsel şölen sunuyor. Edirne'nin Enez ve İpsala ilçelerinde bulunan Gala Gölü göç eden binlerce flamingoya ev sahipliği yapıyor. Gala Gölü, Türkiye'nin en önemli sulak alanı olan Meriç Deltası sulak alanını da içinde barındırıyor. Trakya Üniversitesi Biyoloji Bölümü öğretim üyesi Doktor Mustafa Kaya, Gala Gölü ve çevresinin dünyanın en önemli göçmen kuş yaşam alanlarından biri olduğunu söyledi. Gala Gölü tabii bünyesinde barındırdığı biyoçeşitlilikle Edirne'mizin göz bebeği. Burada hem bitki hem hayvan türlerine baz alırsak, yaklaşık 1000 çeşit canlı bulunmakta. Alanda yaklaşık 200 kuş türü tespit ettik. Göçmen kuşların en önemli kuluçka alanlarından olan Gala Gölü 2005 yılında milli park statüsü kazandı. Şimdi bizim Türk kültüründe biz boy pos olarak, tip olarak flamingoları turna kuşlarına benzetmişiz. Tabii pembe kırmızı renklerinden dolayı da aslında onlara allı turna diye de yöresel olarak adlandırılmışız. Ve Türk kültüründe, türkülerimizde allı turnalar yer bulmuş. 6000 hektar büyüklüğündeki Gala Gölü, ziyaretçilere binlerce flamingonun sergilediği eşsiz bir görsel şölen sunuyor. Şu dönemler çok uygun dönemler. Vatandaşlarımız oraya giderlerse, ki Milli Park etrafında yaklaşık 12 kilometrelik bir yürüyüş parkuru da var. Uygun ekipmanlarla, teçhizatlarla, fotoğraf makineleriyle ve hatta cep telefonuyla orada kışlayan flamingoları rahatlıkla görebilirler. Sabah erkenden beslenmek için yol kenarındaki tarlalara inen flamingolara zaman zaman kuğular da eşlik ediyor. Gala Gölü'nden geçen karayolunu kullanan insanlarsa bu güzel manzaranın seyrine doyamıyor. Bu haberle birlikte ana haber bültenimizin de sonuna geldik. Güzel bir akşam, güzel bir gün geçirmeniz dileğiyle. İyi akşamlar, mutlu yarınlar.